Herkese merhabalar. Bugün Özdere'deyiz. Özdere'mizin 3 mahallesinden biri olan Orta Mahalle Semt Pazarı'nın bugün sizler için kısa bir tanıtımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şu an bulunduğumuz yol eskiden İzmir Özdere yolu olarak kullanılan yolmuş. Daha sonra 200 metre alt taraf, aşağı tarafta Seferihisar Kuşadası yolu açıldıktan sonra bu yol önemini kaybetmiş ve köy içerisinde kalmış. Şu anda bu yol çarşamba günleri yaklaşık 2 kilometre pazarımızın kurulduğu yol olarak kullanılıyor. Halil amca, biz seni tanıyoruz. Tabii, evet. Tanımayanlar için kendini bir tanıtır mısın? Şimşek kardeşler, Sivaslıyım ben. Pazarımda hayırlı uğurlu olsun. Evet. Allah kadir etsin. Ne iş yaptığınızı söyler misiniz? Şimşek harfiyat üzerine inşaat malzemeleri, her şey mevcut. Peki Özdere'yi bilmeyenler için, Orta Mahalle'yi bilmeyenler için kısa bir tavsiyeniz var mı, öneriniz var mı? Özdere'nin şansı yok. Özdere tanıtılmıyor. Özdere çok garip. En güzel yer, en sayılı güzel yer Özdere Orta Mahalle. Ama Orta Mahalle şu anda garip yani. Tanıtılmamış bugüne kadar. Teşekkür ederiz Halil amca. Hayır, kolay gelsin. Görüşürüz, hayırlı işler. Işler. Sağ ol. Görüşürüz. Kolay gelsin. Şimdi İsmail amcamızla beraberiz. İsmail amcacığım, biz seni tanıyoruz. Evet. Tanımayanlar için İsmail amca kimdir? Bir tanıtır mısınız kendini? Ben Kire'nin Dağ Köyü'nden geliyorum. Kireliyim, pazarcıyım. Kendi malımı üretiyorum. Kendim ürettiğim malı getirip satıyorum. Bu bölge için en meşhur pazar çarşamba pazarı diyorlar. Doğru mu? Vallahi doğruydu, güzeldi ama insan kalmadı burada. Dağıldı insanlarımız. Okul açıldı, insanlar gitti. Burada yaşlılar var benim gibi. Onlar da yarım kilo, bir kilo alayım mı almayayım diye düşünüyorlar yani. Yazlıkçılar gidince ne oluyor? Yazlıkçılar gitti, ortamlar bozuldu oğlum. Dur. İsmail amcığım, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı sizlere işler, bizi aradığınız için çok sağ olun. Sağ ol. Evet, Sultan Hanım'la beraberiz. Sultan Hanım bizim aynı zamanda müşterimiz. 5 sene önce kendilerine buradan bir daire sahibi yapmıştık. Özdere'yi hiç bilmiyordunuz değil mi? Yok, bilmiyorduk. Ürkmez'e tatile gelmiştik. Ondan hoşuma gitti benim. Kızım da buradaydı. Hoşumuza gitti. Şimdi, sizinle tanıştık ve memnun olduk, aldık. Şimdi İstanbul'dan Özdere'yi hiç bilmiyorlar. Siz tavsiye eder misiniz? Burada ediyoruz. Gayrimenkul almalarını tavsiye eder misiniz? Gelenler çok beğeniyor. Herkese söylüyoruz, hatta alanlar da oldu. Özdere'miz güzel diyoruz. Söylüyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Oldu. İyi yayınlar size. Sağ olun. Görüşürüz. Şimdi Onur'la birlikteyiz. Biz seni tanıyoruz. Tanımayanlar için bir kendini tanıtır mısın? Vallahi 35 senedir Ortaköy pazarında kavun karpuz işi yapıyoruz. Buranın pazarı çok güzel, mandalinaları güzel, ürünler doğal, gayet güzel pazarımız var yani. Tanımayanlara her zaman için tavsiye ederiz, her zaman bekleriz. Peki yani ürünlerin nereden geliyor ki? Siz mi yetiştiriyorsunuz? Yok, biz alıp satıyoruz. Bayındır, torbalı, çileme, tekeli, develi olan anası Menderes'in köylerinden alıp gelip satıyoruz. Onur aynı zamanda fanatik Fenerbahçeli. Her maçı da gitmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe bu seneyi inşallah şampiyon olur. İnşallah. Temennimiz o. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Mahallemizin esnaflarından sevilen abisi Hasan Temiz'le birlikteyiz. Hasan Temiz abimizi biz biliyoruz ve kendisini tanıyoruz. Abi, bilmeyenler için kendini tanıtıp işinizi anlatır mısınız? Vallahi ismim Hasan Temiz. Aşağı yukarı 35-40 yıldır bu işi yapıyoruz. İşte inşaat malzeme sektöründe. Doğma büyüme buralıyız. Kökümüz, dedelerimiz, nenelerimiz, babalarımız hepsi Özdere'li. Özdere güzel bir yer. Herkesi davet ediyoruz Özdere'ye gelmelerini. Bu kadar yani. Herkes gelsin görsün Özdere'yi. Bizler tabii biraz daha biliyoruz ama gençlerimiz bilmiyor. 70'li 80'li yıllarda Orta Mahalle nasıldı? Kısa bir bilgi verir misin abi bize? Vallahi 70'li 80'li yıllarda Orta Mahalle
sanki daha güzeldi yani, daha bir böyle hareketliydi. İnşaat sektörü tam yeni yeni canlanıyordu. İşçi kesimi, çadırcı kesimi, ne bileyim sahil daha kalabalıktı. Şimdi de yine bir kalabalık var ama şimdi kalabalık sanki o günkü kalabalık gibi daha verimli değil yani benim anladığım kadarıyla. O günler sanki daha iyiydi yani bize göre. Gençliğimiz o zaman geçti. Peki abi o zaman nüfus daha mı düşüktü buraların? Daha mı fazlaydı? Bir de eskiden mesela Kaplan Boğazı kullanılıyordu herhalde. Eskiden Dere Boğazı kullanılıyordu. Şimdi orası baraj olunca kapandı. Ahmet Beyli tarafından geliniyor. Artı bir de baraj yoluna yeni yol yapıldı. Ama tabii sen şimdi Dere Boğazı yolunu bilmediğin için Dere Boğazı dediğimiz yol ağaçların içinde, çamların içinden geçiliyordu. Bulgurca'dan geçildi. Ha, Bulgurca'dan. Evet, Bulgurca merkezdi yani. Bütün Kuşadası'na giden, ne bileyim Selçuk'a giden muhakkak Bulgurca'dan geçiyordu. Orası merkezdi. Sabaha kadar esnaflar açıktı. Sağlı sollu. Tabii öyle bir yerleşim yeri artık daha bir daha olmadı yani. Şimdi onlar başka bir yere kalktı. Barajın altına kaldı. Ama baraj da tabii faydalı. Evet. Baraj olmasaydı işimiz daha kötüydü yani. Şimdi Arif abicim sen Çukuraltı Mahallesi'nde oturuyorsun ama Orta Mahalle Semt Pazarı'na geliyorsun. Evet. Pazarımızı beğeniyor musun? Tabii ki. Buranın pazarı her zaman daha iyi. Çünkü haftanın ilk günü hem lezzetli ürünler, taze ürünler bu pazarda oluyor. O yüzden burayı tercih ediyorum. Mesela cumartesi günleri Özdere Çukuraltı Pazarı'nda biraz da insanların şikayeti de şu yönde, daha pahalı. Özdere bilmiyorlar abi. Özdere'de gayrimenkul almasını tavsiye ediyor musun? Tabii ki gayrimenkul Özdere'ye yani insanların gelmesi için birçok neden var. Öncelikle havamız çok temiz. Denizimiz zaten Ege'nin en güzel sahillerine sahip. Doğasıyla, dağınla, denizinle iç içe olan bir küçük kasabayız. Daha güzel atmosferlere, daha da güzel yelkenleri açabiliriz. Ya yakaladım ben seni, bırakmam bugün. Şemsin amca. Abi içinde mi? Ne bu arkadaşı çıktı? Oğuz'u biliyorsun. Geçen köyü tanıtmıştık ya. Ha biliyorum. Bugün dedik şeyi tanıtalım. En güzelini yaptık. Pazarı tanıtalım. Şimdi çok iyi. Tavşan mevsim açıldı mı? Tavşan açılmadı daha ayın 21'inde. Ben seni bir götürmüyor. Tamam gel buyur, gel buyur. Tamam tamam. Sezon açılmayınca yasaklama şimdi, biliyor musun? Burada sıkıntı şey var. Değil. Şimdi bizler seni tanıyoruz. Tanımayanlar için bir kendini tanıtıp ürünleri nerede kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Ya, Tahir'im ekstra kendimiz yetiştiriyoruz. Birazını dışarıdan alıyoruz. Kendi ürünlerimizi de değerlendiriyoruz. Evet. O yönden iyi kötü kendim pazarlarda değerlendiriyorum. Şimdi kendim buralıyım gerçekten. Özdere Doğuk Bey'ime 40 senedir bu işi yapıyoruz. Bunun gari Allah bakalım gari arkası nasıl olacak. Tavşan mevsimi açıldı mı? Bir kısa bir av mevsimine tavşan, ilgili gelsek. Şu halde tavşan avına başlamadık. Allah kısmet ederse şöyle ayın 21'ine doğru açılıyor sezon. Ondan sonra Allah nasip ederse ufak ufak devam edeceğiz avcılığımıza. Bu sene iyice dışarıda. Tabii inşallah. Tavşanın şöyle anlatayım. Göveçte hep kavurmasında. Tabii kuyumuzun yiğinde bir de sütü de açık değil. Sütü de var onun yiğinde. Aslan sütü. Onunla devam ediyoruz Tahir'im. Bu işler böyle. Eski muhtarımız Şinasi Duran'la beraberiz. Şinasi amca, yani bize hem Orta Mahalle'yi hem Özdere ile ilgili kısa bir bilgi verir misin? Ne konuda bilgi vereyim ki? Yani tavsiye eder misin? Bilmiyorlar çünkü İstanbul'dan farklı yerlerden gelenler Özdere. Hele Özdere Ege'nin incisi. Daha güzel, buradan daha güzel bir yer mi var? Nedim abimiz de mandalina üreticisi. Abi bu sene nasıl mandalinalar? Güzel. Mandalinalar çok güzel. Ama şu anda daha fiyatlar belli değil. Bekliyoruz işte. Namını biliyor musun? Orta Nikcağa. Bilmez miyim abi? Biz aynı köylüyüz ya. Özür dilerim. Mustafa kime verdin oğlum sen? Adım Hakan Çil, Özdere'de oturuyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nde. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun abi? Yaklaşık, yani doğdum bu işi işlemem ben. Yani ben bildiğim bu ürünlerin çoğunu sen yetiştiriyorsun, kendini yetiştiriyorsun. %80 oranında. Ve Özdere'de bu işi yapanlardan, nadir insanlardan biri sensin diye biliyorum. Son kalanlardan evet. Başka da benden başka hemen. Ya anlatır mısın abi nasıl şey yapıyoruz, ürün yetiştiriyoruz, hangi zamanlarda hangi ürünler yetiştiriyoruz? Ya mevsimine göre bizde açık seri olarak yok da açık tarla olarak var ama mevsimine göre mesela kışın yeşillik türü, yazın sebze türü, ondan üzerinde devam ediyoruz ama yani bu nesil olarak son kalanlardan evet doğru.
Peki özlerimizle ilgili de kısa bir yani şimdi gayrimenkul almalarını insanların tavsiye eder misin özlerden? Özlere gayrimenkul tabii ki havasından olsun, suyundan olsun, her şeyin bakımından, yani memleket bakımından bence en güzellerinden biri Türkiye'nin. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. İki efsaneyi yakaladım. Solumda Rahmi abim, sağımda Osman abim var. Osman abim de, Rahmi abim de mandalina üreticisi. Osman abi bize kısa bir mandalina ile ilgili detay verir misin? Valla narenciye şimdiye kadar işçilik kıştan başladık. Sezonu hazırladık. Nedir ne değildir piyasa biraz durgun şu anda. Bekliyoruz tüccar arkadaşları. Hangi mevsimler oluyor mandalina? Nasıl? Genelde Mart, Nisan gibi çiçekler açar. Haziran, Temmuz, Ağustos gibi büyüme dönemi var. İlaçlaması, gübremelemesi. Ağustos, Eylül gibi hazırlarız. Artık satışa hazır durumunda tüccarlarımızı bekliyoruz. Rav abimden de kısa bir özdere ile ilgili bir bilgi alalım. Yani özdere insanlar bilmiyor Rav abi. Sen eski turizmci olarak... bir özdereli olarak, eski taksici olarak kısa bir özdere bilgisi verir misin abi? İngilizce mi vereceğim, Türkçe mi vereceğim? Ya var, biraz da unuttuk artık, konuşamıyoruz fazla. Kısa özdere bilgisi versen abi. Ya özdere daha eskiden daha güzeldi. Hani böyle daha her şey şimdi ortam bozuldu artık. Hani eskisi gibi değil. Her şey biliyorsunuz. Durumlar bozuk. Yani ben de zaten emekli oldum. Elim ayağımı çektim her şeyden. Böyle kahvede, bahçe işlerine, evden işe, işten eve gelip gidiyoruz. Çocukken buralara geliyor muyuz abi? Valla gelirdik biz buraya. Yazın geldik aşağı sahile geldik. Orada traktörlerle buraya, bizim oralarda yoktu o zaman gübre yapma liste falan. Buraya geliyorduk akşamları traktörle eğlenmeye. Biraz eğlendik işte gece geç vakitte kadar. Sonra geri dönerdik ondan sonra. Böyleydi yani, daha güzeldi yani. Abi sizin, sen Paşa dede torunusun. Sizin Paşa dede bayağı bir meşhurmuş zamanında değil mi abi? Evet evet, dedem o zamanlar. Zaten köyde 5-6 aile varmış böyle köklü aile. Onlardan biri de bizim dedemizmiş. Allah razı olsun. Yani bize de bir şeyler az çok. Onun eserinden şimdi götürmeye çalışıyoruz yani. Allah rahmet eylesin yani işte. Onların sayesinde biz de bugünlere geldik yani. Hepsine şimdi teşekkür ediyoruz yani. Allah razı olsun hepsine. Şimdi mahallemizin en eski kahvecilerinden Özdere'nin yerlisi Mahmut Bacaksız amcamla birlikteyiz. Mahmut amca, bizim eskileri anlatır mısın? Buralar eskiden nasıldı? Şimdi eskiden burada eski yol vardı burada. Otobüsler geçiyordum. 3 tane kahve vardı hani burada. Ondan sonra işte 60'ta bu okul oldu. Hani buraya. Onu hani burada şu 10-15 hane vardı hani. Fazla yoktu hani bu yol. Yanında rahmetli Hüseyin Sezer amcam vardı. Bakkalı vardı hani. Gayba işte onların gaybası Hüseyin abinin. Hasan Ali Dayı'nın gayba vardı. Bir de Doktor Dayı'nın. O caminin olduğu yerde gayba vardı işte. Orada Şerin vardı. Hüseyin Temiz'in bakkalı vardı işte. Bu arada Sezai işte bana bakkal vardı. Tayyip amcayın hani enişteyin. Şişesi vardı, gaybesi vardı orada. İşte burada otobüsler çalışıyordu. İzmir'e Dereboz'dan geçiyordu işte. Başka şey yoktu lan buralarda. Dereboz'dan geçerken eski Bulgurca'ya uğruyorlar değil mi? Bulgurca'nın içinden geçiyordu. Hani barajı olunca. Barajı olunca kapandı hani orası. Bir sefer Ahmet Belli tarafından geliyor. Gümüldür, hani Gümüldür şişesi. Burası işte şey oldu hani. Eskiden daha mı güzeldi buralar? Eskisi daha güzeldi. Şimdikinden güzeldi. Yani bizler sizlerin anılarıyla büyüyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de sizlerin anılarını bizlerden duyacaklar. Yani tarih bizim için önemli.
Başka böyle gençlere, yeni nesile bir şey söylemek ister misin Mahmut amca? Vallahi yeni nesil şey yapması lazım. Hani eski durumu dönmesi lazım, hani eski şeylerden. Yeni nesil şey tabii öz bir şey unutmasınlar hani. Düğünler bile ayrı bir güzelmiş değil mi? Düğünlerde düğünler daha başka. Otları düğünler şeyli, içkili, dansöz, şarkıcı vardı hani. Köçek vardı. Onlarla oynanıyordu hani, gelin düğün oluyordu. Atla çıkıyordun. Hani şimdi o şey adet kalktı hani. Şimdi düğün salonlarında oluyor. Erkan abicim, bizler seni biliyoruz. Bilmeyenler için kendini tanıtır mısın? Erkan Demiröz. Kuruyem sektörüyle uğraşıyorum. Bu bölgelerde pazar yerlerimiz var. Pazar yerlerinde kuruyemişlik yapıyoruz. Kuruyemiş, baharat. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 25-30 sene. Şimdi ben Erkan abime bulaştım. Bulaştıktan sonra, bulaştım derken, yani çerezinden bir tattım. Ondan başka kimsenin ürünü yiyemiyorum abi. Evet, evet, o bu çok önemli. Çünkü bizim bu baba mesleği, malda tazelik, malı korumak çok önemli. Bir de malın nereden geldiği çok önemli. Lezzet çok önemli. Kuru yemiş dedim mi, lezzet. Lezzetine bakacaksın, tadına bakacaksın. Hakan Sezer'le birlikteyiz. Hakan abici, biz seni tanıyoruz. Tanımayanlar için kendini tanıtır mısın? Ben Özdereli olarak burada bir esnafım. Restoran işletmeciliği yapıyorum. Yaz kış açık olarak devam ediyoruz işimize. İnşallah Özdereli için her şeyin güzel olmasını bekliyoruz. Hakan abimizin aynı zamanda inşaat şirketi de var. Abi, Özdere'den ev almak isteyenler için Özdere'yi tavsiye eder misin? Şiddetle tavsiye ederim Özdere'yi. Özdere geleceği olan, doğanın ve güzelliklerin her şeyin içinde olduğu bir bölgedir. İbrahim Sürgü amcamızla birlikteyiz. İbrahim amca, biz seni tanıyoruz. Tanımayanlar için kendini kısa bir tanıtır mısın? 32 yıl önce buraya geldim, Özdere'ye. Bakir bir yerdi. 32 yıl önce geldiğimde gazete bayi olarak geldim. Menderes'ten Seferihisar'a kadar tüm gazetelerin dağıtım bayiliği yapıldı, yaptım. Daha sonra bayiliği bıraktım. Milyoncu dükkan açtık orta mahallede. Aşağı yukarı 17 yılda onu yaptık, 15-17 yıl civarında. Dolayısıyla şimdi emeklilik yapıyoruz. Bölgemizde bayağı gelişti. Bakirliğimiz biraz geride kaldı. Buradan ev almak isteyenler için ne tavsiye eder misin burayı? Ev almak için çok neden var bir kere. Öncelikle samimiyetle söylüyorum bunu. Bir kere İzmir'e çok yakın bir bölgedeyiz. Denizimiz güzel, Kuşadası'na yakınız. Her zaman gelinip gidilebilir, samimi olarak görülebilir muhitimiz. Yani İzmir'de işin varsa buraya her gün gidip gelebilirsin. Herkesi bekliyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Özdere'mizin en eski eczacılarından Ahmet Sezginer amcamızla birlikteyiz. Ahmet amcığım, bizler seni biliyoruz. Bilmeyenler için kendini bir tanıtır mısın? 1982 yılında eczaneyi açtım. O günden bugüne devam ediyor. Bizler gayrimenkul sektöründeyiz. Özdere'yi biliyoruz ama Özdere'yi çoğu kişi bilmiyor. Sen de eski bir Özdere'li olarak, yani ne Özdere hakkında tavsiye eder misin? Ev almanı tavsiye eder misin Özdere'den? Yaşamalarını tavsiye eder misin? Muhakkak tavsiye ederim ama yer kalmadı. Şu anda arsa olarak kalmadı herhalde. Mevcut evlerde biraz pahalı. Anladım önce, Özdere'nin doğasını çok övüyorlar. Doğası çok sağlık açısından. Evet, Özdere bilhassa orta mahalle. Şimdi arkamızda orman, ön tarafta deniz, kara havasının orta mahalleye pek etki etmediği bir yörede bulunuyoruz. Kışlar ılık geçiyor genelde. Güneş doğana kadar soğuk. Güneş doğduktan sonra ılık ve sıcak oluyor. Yani bizim orta mahallenin havası harika bir hava. Oksijeni yüksek. Her bakımdan tercih edilecek bir yer. Çok teşekkür ederiz Ahmet amca. Vakti ayırdığın için bize. Ben de kendi önlerimi yapayım.
her zaman buradayız. Bugün Özlerimizin çarşamba pazarını dolaştık. Bunun gibi bir de cumartesi pazarımız var. İkisinde de her türlü ürünü bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.